Musul'da IŞİD terörü. Kenti ele geçiren militanlar 28 Türk şoförü rehin aldı. Sayın seyirciler, Irak'ta kritik gelişmeler var. IŞİD militanları bu bölgede de yine bu ülkenin başına bela oldu. Felluce'nin ardından Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u da tamamen ele geçirmeye gayret ediyor teröristler. Militanlar İskenderun limanından Musul'a mazot taşıyan 28 Türk tır şoförünü de rehin aldı. Suriye'deki Batı destekli isyanda aktif rol oynayan IŞİD militanları son bir yıldır Irak'ta da etkili. Geçtiğimiz Ocak ayında kanlı çatışmalar sonrası Felluce kentini ele geçiren militanlar, Irak'ın ikinci büyük şehri olan Musul'da da kontrolü ele aldı. IŞİD militanları uzun süren çatışmalar sonucu Musul'a tamamen hakim oldu. Militanlar havaalanı, valilik binası, askeri üs ve karakolları ele geçirdi. Roket atarlı ve silahlı saldırganlar kentin birçok noktasında güvenlik güçleriyle çalışırken Irak hükümeti olağanüstü hal ilan etti. IŞİD'in kontrolü ele almasıyla cezaevlerinde bulunan binlerce tutuklu ve hükümlü hapishanelerden kaçtı. Sivil asker gözetmeksizin herkese hedef alan militanlar Musul'u ateş çemberine çevirdi. 5 gündür süren saldırıların ardından halk sokağa çıkma yasağına rağmen çevre kentlere kaçmaya başladı. Musul'da görevli askerlerin de gruplar halinde kenti terk ettiği ifade ediliyor. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Musul kenti devletin kontrolünden çıktı. Militanların insafına kaldı diye konuştu. Musul'daki gerilim bölgedeki Türk tır şoförlerini de etkiledi. İskenderun limanından Musul'un Geyarat termik santraline mazot taşıyan 28 Türk tır şoförü IŞİD militanları tarafından rehin alındı. IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Maliki, militanların Musul'daki hayati öneme sahip noktalarda kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Irak zor bir dönemden geçiyor diyen Maliki, Musul'u kısa sürede teröristlerden temizleyeceklerini söyledi.